Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imza konusunda noter şartı aranmasına tepkiler sürüyor. Dilekçe hakkını düzenleyen 74. maddesi vatandaşların kendileriyle ilgili dileklerini, örneğin dilediği cumhurbaşkanı adayını göstermek gibi dileklerini ilgili makama iletme hakkını hiçbir koşula bağlamaksızın, burası önemli, güvence altına almıştır. Aslında noter masrafları vesaireler filan artık onun sorunu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu sözlerle savunmuştu noter şartını. Vatan Partisi ise noteri zorunlu kılmanın anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekmişti. Öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı kendi yazdıkları anayasayı bilmediği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminden ve işleyişinden de habersizdir. Tartışmalar sürerken Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Demokratik olmadığını düşünüyoruz. Halkın iradesini, halkın içerisinden, toplumdan çıkacak bir adayın bu gereksinimlerini büyük oranda karşılamayacağını düşünüyoruz. Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Birkan Sarıfakıoğlu, kanunda elektronik imzanın ıslak imzayla eşdeğer olduğunu hatırlattı. Bunun için YSK bu türlü bir servis açabilir. Pek tabii diğer servisler gibi, diğer kurumların açtığı servisler gibi. Bu başvuruları YSK biliyorsunuz kendi kanununa istinaden seçimlerin sağlıklı, güvenli bir şekilde düzenlenmesinden sorumlu. Dolayısıyla bu kapsamda da kendisi elektronik olarak da bu altyapıyı sağlamakla yükümlü olabilir. Konu meclisin de gündemindeydi. Bu işin kararını iktidar partisi tek başına vermedi ki. Açıklamayı CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yaptı. Siyasetin zengin mesleği haline dönüştürüldüğü, paran varsa olsun dediği, bugün diyorlar ya, yani işte ya parti gösterecek ya da 12 trilyon parayı masanın üstünde keş göreyim diyor.